17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi. 12 Kasım 1999, bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi. Saatler 18.50'yi gösterdiğinde Düzce kuvvetli bir darbeyle sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem 30 saniye süreyle etkili oldu. Pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi açıklamasına göre ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12.939, iş yeri sayısı ise 2450 idi. 73 kilometre uzunluğunda olan fayın 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmıştı. 12 Kasım 1999 depreminde ise fayın 43 kilometre uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucu oluştu. Düzce depremi 17 Ağustos 1999 depremine neden olan Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşti. 12 Kasım 1999 depremi 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişti. Deprem kırığının doğu bölümü sağ yönlü, doğrultu atımlı, Efteni Gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıttı. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410 santim, eğim atımı ise 300 santim dolayında gerçekleşti.